ayındayız hocam. Ramazan ayında tabii oruçlarımızı tutuyoruz. Ama oruçlarımızı tutarken de kalp hastalarımız var. Evet. Kalp hastalarımız da istiyorlar oruç tutmayı. Peki kalp sağlığına bu süreçte nasıl dikkat edecekler? Kalp hastalarımız nelere dikkat edecekler? Oruç tutabilirler mi? Tabii kalp hastalarımız başlığı altında bütün hastaları aynı kefeye koyup tutabilirler ya da tutamazlar gibi bir cevap vermemiz mümkün değil. Kalp hastalarının oruç tutmasına gelince, kalp hastalarının tabii birden fazla şekli var. Birincisinden bahsetmek gerekirse kalp yetmezliği olan hastalar. Kalp yetmezliği olan hastaları kabaca iki sınıfta değerlendirebiliriz. Yoğun ilaç tedavisine ihtiyaç duyan, sıkça doktora gitmek zorunda kalan ve özellikle ödem ve akciğerdeki sıvı tutulumu nedeniyle yoğun şekilde diüretik tedavi dediğimiz idrar sökücü ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar. Bunlar gerçekten hekimle çok daha sıkı teması olan, çok sık kontrol gerektiren ve ince bir çizgide giden hastalar ne yazık ki. Bu hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz, tutmamasını öneriyoruz. Dolayısıyla ilaçların aksaması, vücudun o açlık ve susuzluk dengesini sağlama konusunda yetersiz kalacağını düşündüğümüz hastalar bunlar. Dolayısıyla bu hastalarımızın biz oruç tutmasını önermiyoruz. Diğer grup bir hastadan bahsetmek gerekirse damar problemi olan hastalar. Bypass olmuş ya da stent takılmış damarıyla ilgili herhangi bir sorunu yok ise, kalbinde de önemli bir hasar yok ise, yani kalp yetmezliği yok ise, bu hastalarımız rahatlıkla oruçlarını tutabilirler. İlaçlarını sahur ve iftar şeklinde ayırıp oruçlarını tutmalarında bir sakınca yok. Hatta burada bu hastalar için ekstra bir fayda olduğunda özellikle vurgulayabiliriz. Damar hastalığı deyince elbette damarında problem olup şu veya bu nedenle açılmamış, açılması beklenen ya da açılması planlanan hastalar olabilir. Bu hastaların oruç tutmasında bir sakınca söz konusu olabilir. Yani açılması gereken, açılması planlanan damarı var ise kalp damarı, bu damarlar ancak açıldıktan sonra oruç tutmalarını biz öneririz. Onun dışındaki hasta grupları, sağlıklı hasta grubu, sağlıklı bireyler için konuşmak gerekirse zaten bu yüzyıllardır bilinen bir şey. Sağlıklı bireylerin oruç tutmasının hastalıktan koruduğuna dair çok ciddi veriler var. Dahası COVID-19 bağlamında konuşmak gerekirse genellikle COVID-19 korkusuyla acaba oruç tutmam sakıncalı olur mu, bağışıklığım zayıflar mı gibi kaygıları duyuyoruz. Bizim bildiğimiz orucun bağışıklık sistemini baskılamadan ziyade daha çok güçlendirdiği yönünde bilgilerimiz. Ama elbette bu söylediğimiz şeyler birey bazında teker teker değerlendirilmesi gereken şeyler. Biz şu grup tamamı oruç tutabilir gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Biz genel çerçeveyi çiziyoruz. Hastaların kendisi elbette birebir hekimleriyle bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Takip eden hekimleri eğer oruç için sakınca görüyorsa tutmamaları, tutabilirsin şeklinde bir önerisi varsa da ona göre davranmalarında fayda var. Buradan yanlış bir mesaj vermiş olmayalım. Ama mutlaka hekimlerine sorsunlar. Evet, evet. Yani genel başlık olarak dediğim gibi ağır kalp yetmezliği hastaları için sakıncalıdır. Açılması gereken damarı bulunan hastalar için sakıncalıdır. Onun dışındaki hasta olan veya olmayan tüm bireyler için sakıncalı olmak şöyle dursun faydalıdır. COVID-19 bağlamında da yaşlı popülasyonu dışarıda tutarsak 65 yaş altı popülasyon oruç tutmaktan dolayı herhangi bir bağışıklık sistemi zararı görmeyecektir. Bu konuda rahat olabilirler.